Merhaba sevgili dostlar ben Mahir Selim. Bugün filament inceleme video serimizin 1. videosuyla sizlerin karşısındayım ve filamentini inceleyeceğimiz firma ise Uzaras firması olacak. 2020'nin başlarında ben henüz filament inceleme ve test videoları çekmeye başlamadan önce ben aslında Uzaras firmasının 1 kiloluk bir makarasını kullanmıştım. o zaman aldığım filament daha parlak bir filamentti. Glint serisinden o Sanki sedef hissi uyandıran türden bir filamentiydi uzarasın. Şimdi ise daha mat her zaman test ettiğim filamentlere daha yakın bir filamentini aldım ve test ettim. Dolayısıyla yorumlarım ve sizlere göstereceğim çıktılar farklı zamanlarda alınmış farklı renkte fakat aynı türde 2 kilo filament üzerine olacak. Şimdi kutu içeriği ve paketleme konusundan yine her zamanki gibi başlayacak olursak aslında bu ürün size bir kutuyla gelmiyor. gelmiyor. Firmanın enteresan bir satış ve pazarlama politikası var. Ürün sizin elinize kutusuz ve makarasız olarak geçiyor. Yani kargo poşetini açıyorsunuz mühürlü bir torbanın içinde 1 kilogram filament, 1 adet silika jel, 2 adet civata ve somun. Ve o kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir broşür, ne bir isim, ne bir san, ne bir ünvan. Başka hiçbir şey bulamıyorsunuz paketin içinde. Paket mühürlü diyorum çünkü ürünü vakumlanmamış, sadece mühürlenmiş bir poşetle yolluyorlar. Dolayısıyla aradaki farkı tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. İçerisinde paketin bir miktar hava kalmış oluyor tabii ki. Bunun filamentin raf ömrüne ne kadar tesir ettiğini bilemiyorum elbette ama içindeki bütün hava dışarı tahliye edilmiş vaziyette bekleyen bir paketin raf ömrünün daha uzun olabileceğini siz de tahmin edersiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi ürün elinize makarasız ulaştığı için bu tipten değiştirilebilir ve yeniden kullanılabilir bir makaranız olmadığı müddetçe filamenti kullanma imkanınız olmuyor. Bu elimdeki Uzaras firmasının kendi e, ürettiği bir makara. E, yeniden kullanılabilir bir makara. Kontrplaktan üretilmiş. E, Uzaras'ın kendi sitesinde bu makara satılıyor. Bunu ayrıca satın almanız gerekiyor. Yani her filamentle beraber size bir makara veriyor değiller. E, bunun ücreti 6.49 lira. E, çok e, kaliteli bir makara olduğunu söyleyemeyeceğim. Ayrıca bende şu tip bir e, soruna yol açtı bu makara. Şurada gördüğünüz vidalar Ender 3 Pro'nun e, holder'ına yani makara tutucusuna takıldı. Yani şurada bir engel olduğunu düşünün. E, yazma esnasında print esnasında bu vida o tutucuya takıldı ve e, bu makaranın dönmesini önledi. Dolayısıyla e, benim e, bilmem kaç saat sürecek olan e, yazma işlemim aslında yarım kalmış oldu. Yani şuradaki vidalar sizin makara tutucunuza e, yaslanıp makaranın dönmesini önleyebiliyor. Böyle bir durum yaşadım ben. Aslına bakarsanız bu kontrplak makarayı ben ilk siparişimle birlikte almıştım. Memnun kalmadığım için e, Esun firmasının makarası da yeniden kullanılabilir bir makara olduğu için e, onunla deneyeyim dedim. Fakat onu denediğimde gördüm ki onun civataları e, bunu tutmaya yetecek uzunlukta değildi. Yani bunun ortasında bir karton var. E, filamentin üzerine sarıldığı. Onun eni e, Esun'un e, eninden belli ki daha geniş. E, dolayısıyla o uzunlukta da bir elimde cıvata olmadığı için yine buna mahkum oldum. E, çıktılarımı bu makarayla aldım. Firmanın ürünlerini makarasız yollamasının sebebi e, doğayı plastikten e, arındırmak, korumak e, plastik e, sarfiyatının önüne geçmek imiş. Tabii ki ekstra makara maliyetini fiyatlarından düşüp e, Türkiye standartlarında daha ucuza Filament satabiliyor olmak da bunun sebeplerinden biri olsa gerek doğayı korumanın yanında. Bu noktada filamenti makaraya yerleştirme prosedürü çok çok önemli. Çünkü bunu yanlış yaptığınız an Filament makaradan bir şekilde kurtulduysa Ya da filamentin ucunu bir şekilde kaçırdıysanız ve birbirine dolandıysa, düğüm olduysa Onu yeniden sarmaya çalışmak yerine atmak Çoğu kişi için daha makbul bir çözüm haline geliyor. Filament sizin elinize o karton parçaya 3 plastik kelepçe ile takılmış vaziyette geliyor. Siz e, ilk önce makaraya yerleştiriyorsunuz filamenti, vidalarını iyice sıkıyorsunuz ve o plastik kelepçeleri sonradan e, kesip e, makarayı serbest bırakmanız gerekiyor. E, bu plastik kelepçeleri daha önceden kesip yerine e, takmayı denerseniz bu sefer işler sarpa sarabiliyor. E, benim bu şekilde e, birer kilo filamentlerini bir kenarda bekleten ya da e, atan e, üç farklı tanıdığım var. Dolayısıyla bu konuya çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ürünün makarası kutusu yok dedik. E, dolayısıyla kutusu olmadığı için ve makarası olmadığı için üzerinde herhangi bir e, bilgi yazılacak yüzey de yok. Makaranın e, sıcaklık bilgileri vesaire, e, onu bırakın e, marka bilgisi, model bilgisi, PLA mı oldu, ABS mi oldu? belli olmuyor bunu sizin bir şekilde makaranın üzerine yazıp hatırlamanız gerekiyor e, peki bu sıcaklık bilgilerini nereden bulacaksınız İnternet sitesine girmeniz lazım e, uzarasın internet sitesinden e, sıcaklık tablo bilgilerini e, basın bilgilerini öğrenip ona göre baskı almanız lazım filamentin dokusuna değinecek olursak elimdeki e, beyaz PLA plasının e, son derece mat ve pürüzsüz bir yapısı olduğunu söyleyebilirim daha evvel kullandığım e, Glint Pearl PLA'sı ise e, elimdeki örnekte de görebileceğiniz gibi son derece parlaktı. Ve e, bu filamentle ilgili söyleyebileceğim şey e, yazıcının e, kusurlarını çok çok göze çarpar hale getiren bir filament bu. E, dolayısıyla ben aldığımda çok memnun kalmamıştım. Bazı başka sebepleri de var az sonra değineceğim. Neden memnun kalmadığıma. E, ama... Ee, yani bu tabii ki filamentin kusuru değil burada bu çiziklerin e, layer izlerinin olması. Ama e, herhangi bir e, düz PLA'da, parlak olmayan PLA'da bu kadar göze çarpar hale gelmiyor bu hatalar. Filamentin çap doğruluğu konusunda e, yaptığım ölçümlerde e, birkaç farklı sonuç aldım. E, mesela şu an 1.74 gözüküyor. E, biraz daha makaranın ilerlerine gittiğimde. 1.72 normalde 1.75 olması gerekiyor biliyorsunuz e, bu çapın 1.74 Biraz daha ileri gidelim. 1.73 1.73 1.73 1.72 Genelde 1.73 diyebiliriz yaptığım ölçümlerde filamentin çapı. Ürünün fiyat bilgisine geçmeden bu firmanın çok geniş bir ürün yelpazesi var. Çok çeşitli renklerde ve türlerde ürün satıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Kataloglarındaki pek az ürünün hemen teslim seçeneği aktif. Yani her üründen ellerinde hazırda bulunmuyor. Ve ellerinde hazırda bulunmayan ürünler için... 3 farklı seçenek koymuşlar. 10 gün içinde üretilince yolla seçeneği, 60 gün sonra yolla ve 120 gün sonra yolla gibi 3 farklı seçenek mevcut. Bu tabii 60 ve 120 gün sonra yolla seçeneklerinde bir miktar herhalde 3 lira kadar bir indirim oluyor. Çok az bir indirim gerçi. Ama benim çok anlam veremediğim bir şey bu. Yani 120 gün sonra ben o siparişi verdiğimi bile unuturum. Acaba o seçeneği aktif edip de sipariş veren var mı? Bunu çok merak ediyorum. Ama en azından çok satış yapılan tür ve renklerde ellerinde neden sürekli stok bulunduramıyorlar? Bunu çok merak ediyorum ben. Yani herhalde işler o kadar yoğun ve iyi gidiyor olsa gerek ki bir gün önce baktığınız ürünü bir gün sonra 10 gün sonra teslim seçeneğiyle alabiliyorsunuz. Bu tabii enteresan bir durum. Ürünün fiyatına gelince şu an elimde son aldığım beyaz PLA Plus'ın fiyatı 64.99 TL. Buna KDV dahil. Daha evvel kullanmış olduğum Glint PLA'nın fiyatı da aynı. 64.99 TL KDV dahil. Fakat kargo hariç. Kargo konusunda bir tek şu an PTT ile anlaşmış vaziyetteler anladığım kadarıyla. Kargo bedeli de 14.75 lira e, yurdun her tarafına e, sabitmiş bu fiyat. Dolayısıyla e, 79.74 TL gibi yani yuvarlak e, hesapla 80 TL'ye kargo ve KDV dahil e, bu ürün sizin elinize ulaşmış oluyor şu an. Bu arada bugünün tarihi 16 Ekim e, Cuma 2020. Şimdi dilerseniz ürünün mukavemet e, testinde nasıl sonuçlar aldığına bir bakalım ve sonra genel değerlendirme ve toparlama yaparak e, incelememizi bitirelim. E, Uzaras firmasının, e, BLA'sının yatay baskıcısıdır. Uzaraz PLA'nın e, dikey baskı testi bu. Evet sizlerin de gördüğü gibi Uzaras firmasının Beyaz PLA Plus'ı yatay baskı testinde 88.30 kilogram kaldırdı. Dikey baskı testinde ise 55.10 kilogram kaldırarak bu zamana kadar yaptığımız testler arasında firmalar ve ürünler arasında son sıraya yerleşmiş oldu. Bu sonuç aslında önceki tecrübemden de ötürü benim için çok büyük sürpriz olmadı. Çünkü bu Glint PLA ile aldığım çıktılar bana o zaman aşırı gevrek, aşırı kırılgan ve haddinden fazla kırılgan gelmişti. Ama o zamanlarda bugün olduğu gibi çok değişik firmaların değişik filamentleriyle karşılaşmadığımdan teşhisi koymayı geciktirmiştim. Yanlış teşhis olabilir diye. Ama bugün görüyorum ki o zamanki düşüncem aslında doğruymuş. Mesela bu bir kablo tutucusuydu, kablo lehimlemek için bir yardımcı el gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu ilk daha kablo sıkıştırmamda, şu gördüğünüz çentiklere kablo sıkıştırıp birbirine lehimliyorsunuz. Çıt diye kırılmıştı mesela ve şaşırmıştım. Ve bu benim ilk üç boyutlu baskılarımdan biriydi. Dolayısıyla biraz PLA'lar konusunda e, hayal kırıklığı yaşatmıştı bana. Yani PLA gerçekten bu kadar dayanıksız bir şey mi diye e, o zamanlar düşünmüştüm. Yani farklı bir şey kullanmadıysanız, e, hep aynı filament, e, aynı markanın aynı filamentini kullandıysanız e, biraz değişiklik yapmak, e, farklı firmalara yönelmek, e, onların e, ürünlerini de deneyimlemek e, bu açıdan önemli. PLA aslında bu kadar kırılgan e, ve dayanıksız bir şey değil. Yani onu ben buradan belirteyim. Mesela Şurada bir diş kalmış. Şöyle bir deneyeyim. Bakın gördünüz mü? Çıt diye ayrılıyor. Bakın. Hatta yatay baskısında bile kolaylıkla birbirinden ayırabiliyorsunuz layer'ları. Bakın mesela bir e, vida basmayı denemişim. E, bu ucunda topuz olan bir vida. E, ve buradan e, kopmuş bu atıkların arasında duruyordu. Şimdi mesela bir e, deneyelim kırmayı. Bakın ne kadar kolay kırılıyor. İkinci bir kırık daha deneyelim. Yani çubuk kraker gibi düşünebilirsiniz bunu aslında. E, pek esnek değil. Dolayısıyla e, çabuk kırılıyor. Yani formülasyonlarında e, bir şeyler yapmaları gerektiği kesin. E, ama ne olması gerektiğini ben tabii ki bilemiyorum. Ama e, tavsiyem acilen e, bir şeyler yapmaları yönünde olacak. Peki uzarasın 2 e, kilogram e, filamentini kullandım bugüne kadar. Neler bastım? Baskılarımdan örnekler göstereyim size. O e, Glint PLA ile bastığım en kayda değer şey aslında e, adını koymadığım bu icat. Taşlama e, ünitesi diyebiliriz buna. Ups. Bu motorize bir e, ürün. Gördüğünüz gibi mikrodalga fırınların içinde olan ve düşük devirle dönen bir motor var burada. Bu motor e, içerdeki e, şu silindiri tahrik ediyor, döndürüyor. E, dolayısıyla bunların üzerine de şey kapladım ben, plastik kapladım. E, heat ring aslında bu. Yani kabloların e, yalıtıldığı ürünlerden tutunmayı ve sürtünmeyi arttırmak için. Ee, bu motor dönünce bu silindir dönüyor, silindir dönünce e, bu cam dönüyor, cam dönünce de içindeki aşındırıcı ve e, attığım 3D parça ya da metal ya da her neyse e, döne 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 aşınmış ve parlamış oluyor. Çok kullandığım bir şey değil açıkçası çünkü çok uzun bir süreç yani günlerce bunun dönüyor olması lazım İçindeki aşındırıcının iyi bir aşındırıcı olması lazım ben daha evvel kum denedim bu akvaryumların içine konulan silika ya da cam parçacıklarından vesaire denedim ama iyi sonuç almanız için çok uzun süreler dönüyor olması lazım motor da zamanla ısınan bir motor dolayısıyla çok Kullandığım, tercih ettiğim bir şey olmadı. Ama bunu yapmış ve tasarlamış olmaktan e, onur ve kıvanç duyuyorum. Gördüğünüz gibi burada e, anahtarı da var. E, elektronik ve üç boyutlu baskıyı bir araya getiren, mekaniği bir araya getiren, gördüğünüz gibi burada e, rulmanlar da var. Rulmanlar vasıtasıyla dönüyor aslında bu rahatlıkla. Rulman yatakları da var. Bu şekilde dönüyor. Bunu yapmış olmaktan mutluyum ama kullanıyor muyum? Şu an için kullanmıyorum. Bu birkaç yerinden çatladı bu arada zamanla. Yani ayrılma e, istikametinde ilerliyordu. O çatlakların arasına da ben e, Japon yapıştırıcısı döktüm. Bir şekilde tutturdum hala tek parça. E, ve çalışır vaziyette. Size de çalıştığını göstereceğim. Size sunacağım ikinci ürün işte bu e, ses kayıt ünitesi olacak. Şimdi bu basit bir e, ses kayıt cihazı. Ben önceki videomda, bu rende yenileme videomda, bununla ses kaydı yapıp e, montaja atmayı denedim. E, bunu da elinizde tuttuğunuzda ve direkt konuştuğunuzda ilk önce nefesinizin sesi bir rüzgar sesiymiş gibi e, kayda giriyor. Dolayısıyla buna bir e, filtre, pop filtre diyorlar buna galiba, tasarladım. Bu içindeki e, kadın çorabı bildiğimiz. E, bu böyle çıkabiliyor buradan. Ve tabi elle dokunduğunuzda da bu dokunmaların ya da masaya elinizi koyduğunuzda onun sesi de kayda giriyor. Dolayısıyla bu elle tutmadan benim ağız istikametime doğru bakacak, yönelecek bir kaide aslında. Tasarımı güzel oldu, hoş oldu ama ürünün Olympus marka bir ses kayıt cihazı bu. Yani kullanılmaya değer bir ses alamadım açıkçası. Daha profesyonel kayıt cihazlarına yönelmeliyim diye düşünüyorum. Ama görüntü ve kullanışlılık açısından gayet hoş olduğunu düşünüyorum bunun da. Bir diğer ürünümüz benim boyama denemesi yaptığım bir ürün. Bu Volverin düstü. Bu herhalde iki parçadan. Tabi yok üç parçadan müteşekkil bir modeldir. Gayet güzel bir modelmiş. Ee, kendi şu göğüs kısmındaki dokular vesaire boyanınca e, hoş gözüktü. E, boya olarak e, Tamiya'nın boyaları çok kapatıcı. Şu sarı ve mavi tonlar Tamia'nın e, model boyası. Pahalı bir boya ama kapatıcılığı çok yüksek e, ve görüntüsü de çok güzel. E, şu siyah kısımlarda e, Rich marka akrilik boya tahta boyası diye geçiyor bu galiba mat bir boya. Onlar da fena durmadı. Bu kaide kısmı da e, yine Rich firmasının akrilik boyası. E, sonuçtan e, gayet memnunum. E, güzel bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Bu mesela çok kırılacak bir tarafı var mı? Böyle duracak yani uzar asla basılabilir aslında neden olmasın. Ama biliyorum ki şu e, maske kısmıyla hafif bir oynarsam çıt diye elime gelecek. O açıdan yüksek bir yerde, kimsenin dokunmayacağı, ellemeyeceği bir yerde olmasında fayda var bu tip şeyleri bastığınızda. Yine bir diğer baskı, The Mask filminden de tanıyabileceğiniz bu maske modeli. Bu, Jim Carrey'i çok severim ben ve filmlerini de çok seviyorum. O filmin aslında ana objesi, tahtadan yapmayı düşünmüştüm bir zamanlar, neyse ki 3D printerlar çıktı. Bunu da boyadım. Daha doğrusu boyamaya çalıştım gördüğünüz gibi bu e, her tarafı yeşil olduğunda daha şıktı sanki daha mattı orijinaline daha yakındı ben burayı e, demir görüntüsü paslı bir demir görüntüsü vermeye çalıştım pek olmadı yani o pas orada e, aslında çok da gerçekçi durmuyor pas dediğiniz şey aslında biraz da tozdur oraya biraz toz eklemek lazım e, ama e, sonuçtan gayet memnunum. Bunun şu ağız kısmında time de göreceksinizdir. Bir layer boşluk oldu. Neden olduğunu anlamadığım şekilde. Oradan kırılması çok muhtemeldi. Ben de kırdım, kendim kırdım. Sonra orayı japonla ve karbonatla yapıştırdım. Üzerine dolgu yaptım vesaire. Boyadıktan sonra da pek bir iz kalmadı. Arka tarafına bakınca sadece o izi görebiliyorsunuz. Ama e, duvara asmalık güzel, hoş bir şey oldu. Üzerine cila attım tabii ki. Normalde boya bu kadar parlak değil, mat bir boyaydı. E, aralara çatlakları kahverengiyle boyadım. Üzerine Yeşil e, Rich e, firmasının boyasıyla boyadım. Ve sonra parlak cila attım, akrilik cila. Çok parlak oldu. İstemediğim kadar parlak oldu. Daha sonra mat cilasını geçtim bir seferde. E, yine parlak oldu ama fena değil. Bence güzel bir çalışma oldu bu da. Bir diğer size göstereceğim ürün bu e, heykelcik yine e, bu da enteresan detaylı bir şey e, bu bunda fazla layer izi oldu e, ama üzerine biraz çalışmak lazım e, bu da güzel bir model size göstereceklerim şimdilik bu kadar uzar ilgili ha bir de şu var bu bir önceki videomda da bahsetmiştim bundan e, bu bir e, filament tutucusuydu. Ee, yazma esnasında e, bu buradan kırıldı. Ee, yine o Glint PLA ile basmıştım bunu. Yani aslında e, Uzaras e, firmasının filamentleri kırılgan oluyor demek için elimde e, biraz fazla sebep var. E, sonuç olarak e, evet Türkiye'nin e, en ucuz filamentini alabiliyor olabilirsiniz Uzarastan ama. Ee, bu ucuzluk karşısında nelerden fedakarlık ediyorsunuz ve nelerden vazgeçiyorsunuz bu da çok önemli diye düşünüyorum. Ben şahsen tekrar kullanır mıyım pek sanmıyorum. Yani seçenek bol Türkiye'de ee, ama bu şartlar altında e, ve bu sonuçlarla tekrar uzarasa para vereceğimi pek sanmıyorum. Evet incelememizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz e, lütfen kanalıma abone olun. E, şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.